nişanım benim bizim evin kapının önünde oldu. Neden bir salon tutmadınız? Ya ben aslında nişan istememiştim, ailem istedi. O yüzden kapının önünde yaptık. Ufak bir şey olur dedik ama olmadı, gittikçe büyüdü, daha da çoğaldı. Ne güzel. Görüntüleri var mı peki onun canım? Evet, yönetmenimizden rica edelim. Normalde bayramda geline kına yakılır, gelinir. Ya, koçla birlikte gelinir, kına yakılır. Kınayı bile zor yaktılar yani. Aa! Yani sen şimdi kayınvalidene pinti mi demek istiyorsun? Evet. Seyhan teyze! Seyhan teyze! Efendim, buyur. Gelinin sana ne dedi biliyor musun? Ne dedi yine? Pinti! Bir pinti daha mı? İkinci pinti geldi. En büyük pinti senmişsin. Çok pişman. İkinci pinti geldi. Hanım. Efendim anneciğim. Ben pinti miyim şekerim? Ne dedin de yapmadın? Koç gelmediğine göre. Ne dedin de yapmadım? Koç ne gelmemiş, koçum yok diyor. Ben sana? Doğru konuş şekerim. Benim koçum nerede anne? Her şeyi yaptım diyorsun. Koçum nerede? Bilezikleri nerede? O kadar koçu nerede? Biz koçu istiyoruz. Buraya o koç gelecek. Vallahi o koç bizde adet değildi. Bir erkek koç verdim ben, o başka koç vereyim. Ben anlamam Seyhan teyze. Koçumuzu getir. Biz koçu oğul burada göreceğiz. Oğul mu verdim, oğul mu bebeğim sana Ceylan'ım. Ben koçumu istiyorum. Bence koç her neyse, ben nişanlı zaten hayatımda koç moç duymadım da yani kurban bayramlarında koç getirirler yeri gelirler. Ya işte nişanlıyken kurban bayramı geçirdim. Ama nişanlı hiç duymadım ama bence kayınvalideni korkutan koç değil bilezikler olmuş. Olabilir. Evet, ben de isterim oğlumun salonda olmasını, neşeli, düğünlü, düdüklü kendileri ama gecekondu da olsun dediler. Kapının önünde olsun dediler. Kendi istedi. Benim ne suçum var bunda? O size pinti diyor ama. He, pinti diyor ya, kendileri paraya kıyamadı. Pinti. Evet, salonu tutmadı, pinti. At benim oldu. Aynen öyle. Gördün mü? Pinti sana yapıştı. Bana yapıştı. Gülenay'cığım, nişanı izlerken dikkatimi çekti. Hiç takın yok. Takı takmadılar mı sana? Taktılar. Hiç gözükmüyor. Melike'cim. Sana ne oluyor Esra? Ha? Yok, bir şey anlatmak istiyorum hadi. Sadece. Her şey bu kadar sinirlenme. Evet. Bence takı konusu bu kadar önemsenmemeli. Benim de çok fazla altınım vardı. Eşim de, kayınvalidem, annem, babam sağ olsunlar. Hepsi ya gereğinden fazla altın taktılar. Ama burada bir şey itiraf etmek istiyorum. Benim geçen sene altınlarım çalındı. Aa! Ya zaten ben yatırım yapmak amacında değildim. Ama bir hayallerim vardı. Eşimle beraber Amerika'ya gitmeyi istiyorduk. Onda harcamayı düşünüyordum. Ama maalesef olmadı. Yani bu tarz şeylere gerçekten çok fazla önem vermenize gerek yok. Bugün var, yarın yok. Yani bu üzücü şeyler başımıza gelebiliyor. Ve kızlar, ben çok fazla ülke gezdim. Ve size tekrardan bir şey açıklamak istiyorum. Bunu daha kimse bilmiyor. Aa. Kayınvaliden bile bilmiyor. Sadece eşim ve ben biliyoruz. Biz misin? Yakın zamanda eşimle beraber Afrika'ya gittik. Aa. Biz eşimle beraber Afrika'da bir evlat edindik. Ya. Ay, çok sevindim. Çok güzel. Çok güzel. Bir güzel bebeğimiz şey var. Çok güzel. Çok güzel. Ben onu çok seviyorum. Hani siz dediniz ya, bebeğin nerede şu an? Bebeğimi şu an ben göremiyorum. Afrika'da. Şartlar şu an el vermiyor. Buraya getiremiyorum. Sıkıntılar yaşıyorum. Ama adı ne bebeğinin? Pamuk. Pamuk mu? Pamuk. Evet. Pamuk. Evet, çok seviyorum ben Pamuk'u. Yine bizimle kafamızla mı, içindeki sesle mi oynuyorsun? Gerçek mi bu? İsmi Pamuk ama lütfen gülmeyin. Benim çok yakın bir arkadaşım.
Seneler önce vefat etti. Allah rahmet çocuğum eylesin. Çocuğum olursa ismini gerçekten pamuk koymak istedim. İleride bir annesi çıkarsa evladımı ister diye bu konudan çok korkuyorum. Esra'cığım kız mı erkek mi merak ettim ben. Kızım var. Kızım var. Allah mürvetliğini göstersin. Çok gelinliğini teşekkür de ediyorum. Gör inşallah. Şimdi o bebek ya, ona böyle kokla onu, sarıl sıkı sıkı. Mesela benim oğlum şimdi 10 yaşında. İnan sarıltırtmıyor, öptürtmüyor biliyor musun? Değerini bil. Al onu koynuna şöyle bir sıkı kaç sıkı aylık? Sar. Kıyamam. Kıyamam. Ay. Esra. Aa. Kocası ya. Uzakta, çocuğu uzakta. Üzülme, üzülme. Kıya almazlar onu senden, merak etme. Ama ben alırdım olsaydım. Sana bırakmazdım da onu. Gel hadi. Ne üzülüyorsun abim? Hı? Ya tamam, çünkü göremiyorum onu uzun zamandır. Ah. İnşallah en yakın zamanda kavuşursun. Görüntülü konuşuyoruz. O da anne seni çok özledim diyor. Görürsünüz. İnşallah kısa sürede kavuşuruz.